Herkese merhaba. Cumhuriyetin ilk yıllarının resmi geçit töreni gibi bir kitap düşünün. Üstelik içinde bu yılların büyük aydınlarına dair çarpıcı hikayeler de var. Bu videoda sizlerle Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları kitabını konuşacağız. Lafı fazla uzatmadan hadi başlayalım. Mina Urgan romantik bir solcu kitapta bunu kendisi de dile getiriyor. İronik, alaycı, insanı gülümseten, hatta zaman zaman kahkaha atmasına yol açan bir dili var. 80'li yaşlarında yazdığı bu eserde de bu dili koruyor olması insanın kendisini yaşlandığında acaba ben de böyle olabilecek miyim diye sorgulamasına yol açıyor. Onun nasıl esprili bir kadın olduğu Zeynep Irgat'ın anlattığı annesine dair şu hikayede de ortaya çıkıyor. Kedileri bir gün çok hastadır ve veterinere kontrol ettirmek için gittiklerinde büyükçe bir ilacı içmesi gerektiğini söylerler. Ancak kedi çok da huysuzdur. Mina organ yöntemi ilacı köftenin içerisine koymakta bulur. Ancak kedi bunu anlamasın diye kızına nasıl yapacaklarını Fransızca söylemeyi tercih eder. Zeynep Irgat annesinden söz ederken röportaj boyunca gülümseten pek çok anıya daha yer veriyor. Bunlar da gösteriyor ki Mina Organ hayat dolu, eğlenmeyi seven gözlemci ve gözlemlediklerinde de mutlaka insanı güldüren tarafları okumayı bilmiş değerli bir isim. Kitapta öne çıkan karakterlerden bir tanesi de Şefika. Şefika Mina Organ'ın annesidir ancak ona ismiyle hitap eder. Üstelik sadece Şefika da demez. Volkanik Patlama Şefika, Yanardağ Şefika, Don Kişot Şefika gibi isimlerle annesinden bahseder. Neden mi? Çünkü annesi de oldukça dominant, güçlü ve kendi isteklerini yaşamayı tercih etmiş bir kadındır. Genç yaşta daha Mina Organ çok küçükken eşini kaybeder. Eşini kaybettikten sonra ise Cumhuriyet'in çok büyük isimlerinden biri olan Falih Rıfkı Atay'la evlilik yapacaktır. Onun yaptığı bu evlilik sayesinde Mina Organ aile sofrasında büyük aydınlarla tanışma şansını yakalar. Yahya Kemal'den Ahmet Aşime, Necip Fazıl'a, hatta Arif Dino, Abidin Dino, Nazım Hikmet'e, Atatürk'e kadar pek çok değerli isimle yakın temas halinde bulunmayı başarmış bir isim Mina Organ. Ailesinden aldığı bu şans aslında onun hayatının temellerini çok sağlam dayanaklar üzerine kurmasını sağlamış. Evet kendisi şanslı olduğunu söylüyor. İyi bir eğitim almakta, bunu da bir yerlere taşımakta ailesinin onun sunduklarının çok farkında. Bunu Anadolu'ya trenle yaptığı bir seyahatte de şöyle bir anıyı bizimle paylaşarak onun ağzından da duyuyorsunuz. Diyor ki vagondan dışarıya baktığımda küçük üstü başı dökülmüş tatlı bir kız gördüm. O kızla o an empati yaptım. Aslında belki benden daha zeki, daha yetenekli bir insan ama aynı şartlarda yetişmiyoruz. Ben birkaç dil öğrenebilmiş, iyi okullara gitmiş bir genç kadın olarak hayatta dimdik durabiliyorum. Ama o şu an bunların hiçbirini yapamayacak durumda. Çünkü farklı bir coğrafyaya doğdu. Coğrafya kaderindir diyebileceğimiz bu anıda aslında Mina Organ'ın hassasiyetlerini de görüyoruz. Onun hayatının sonuna kadar övünerek bahsettiği sol görüşlü düşünceleri bu farkındalıktan, bu hassasiyetlerden de besleniyor. Şefika gibi bir annenin çocuğu olunca da ister istemez Mina Organ dominant bir kadın olarak hayatta kendini ifade etme becerisi geliştiriyor. Onun fiziki görüntüsü bakımından babasına ancak mizacının pek çok yönü bakımından annesine benzediğini söyleyebiliriz. Annesiyle ilgili anlattığı şöyle bir anı da diyor ki bize annem Şefika yazmayı pek sevmezdi. Ancak o kadar iyi hitap becerisi vardı ki girdiği ortamda herkes onun ne söyleyeceğini dinlerdi. Falih Rıfkı'dan boşandıktan sonra ailesini geçindirebilmek için Şefika'nın iş aradığı ve bir butikte işe girdiğini anlatıyor. Girdiği iş yerinde kısa sürede müşterileri o kadar etkilemiş ki artık gelen müşterilerin hiçbiri patrona fikrini sormamaya başlamış. Şefika'nın girdiği butikteki bu iş hayatı oldukça kısa sürüyor çünkü müşteriler artık patronu değil Şefika'yı dinlemeye başlamışlar. Müşterileri karşısında itibarını kaybeden patron da Şefika'yı işten çıkarmak dışında yapabilecek pek bir şey bulamamış anlaşılan. Şefika ile ilgili altını çizmek istediğim bir diğer şey de Falih Rıfkı gibi oldukça güçlü bir erkekten mutsuz bir evlilik yaşıyor olması gerekçesiyle boşanabilmesi. Onun bu boşanma sonrasında sırtını dayayabileceği tanıdıkları ya da bir serveti yoktu çalışmak zorunda kalması, çocuklarına bakmak zorunda kalması gibi bir gerçeğe rağmen yine de boşanmayı tercih etmesi takdir edilecek bir hareket. Şefika tabii çok uzun soluklu çalışamamış. Ancak evdeki birkaç parça değerli eşyayı satarak geçinebilecek parayı bulabilmiş. Ama o yıllarda kısa süre içerisinde Mina Organ çalışma hayatına girip asistanlık yapmaya başlayınca ailenin yükünü de üzerine almış hem kendi annesini daha sonra da kendi boşanmasından sonra çocuklarının bakımını Mina Organ üstlenmiş. Bu dönem insanların da aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanık olmaları, yeniden başlamanın, iyi bir şeyler yapabilme becerisinin, geleceğe dair daha fazla umut duymalarına, daha yüksek bir enerji hissetmelerine, hem ülkeyi hem de kendilerini ileriye taşımak için çaba sarf etmelerine motivasyon anlamında büyük destek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Organ'ın anlattığı hemen her karakterde oldukça yüksek bir donanım var. Bu insanlar oldukları yerde durmamışlar. İlerlemek için çaba göstermişler. Bu bakımdan günümüzle karşılaştırdığımda büyük bir fark var. Bizler kendimizi üniversite mezunu saydığımız zaman aslında yeteri kadar eğitim almamış olduğumuzu görüyoruz. Ya da bu eğitimi tamamlayıp iyi bir noktaya geldiğimizde ise bir şeyler yapmak yerine başka ülkelere göç etmeyi tercih eder olduk. Kitaptaki detaylardan bir diğeri ise Mina Organ'ın Romanoloji bölümünden mezun olması. Romanoloji Latin dilleri edebiyatı demek. Latin dilleri edebiyatı da aslında dünya edebiyatının temelini oluşturan büyük bir kültüre açılan kapı. Böyle bir zenginliğin kapısını aralamış Mina Organ Latin dilleri edebiyatı okuyarak onun iki dil biliyor olması ve bu dilleri de ana dili kadar iyi biliyor olması aslında dönemin aydınlarının kendini ne kadar iyi yetiştirebildiğini de gösteriyor. Bugün ne yazık ki böyle bir bölüm yok. Bu bölüm varlığını koruyabilseydi insanlık tarihinin oluşturduğu bu büyük kültürden kendimize daha fazla şey çıkarabilme şansını yakalayabilecektik. Mina Organ hem görüntüsü bakımından hem de yapısı bakımından oldukça maskülen bir karakter ve eserde kendisi için kendisiyle ilgili de şöyle söylüyor. Ben Evlenip çocuk doğuracağımı hiç inanmazdım. Hayatta böyle bir misyonum olacağını düşünmezdim. Ancak hayat bana bunu verdi ve kendime çok şaşırıyorum. Çocuklara, özellikle bebeklere düşkünlüğüyle de ön plana çıkıyor Mina Organ. İki çocuğu olmuş Mina Organ'ın ancak oğlunu küçük yaşta kaybetmiş eşiyle boşandığı bir diğer acı olayından ise eserde neredeyse hiç bahsetmiyor. Bu noktada kendi acılarını ortaya koymak istemeyişini, hatta biraz mina organı gizlediğini bile söyleyebiliriz. Onun mizahi tarafı ağır basan, alıntıladığı anekdotlarda insan sanki bir yakınıyla, bir arkadaşıyla tanıdığı birilerini çekiştiriyormuş gibi bir duyguya kapılıyor. Bu sizin daha samimi sıcak bir yaklaşımla, edebiyat dünyasına, aydınların dünyasına bakmanızı sağlıyor. Aynı zamanda biraz eksik de kalıyor kitap bu yönüyle. Çünkü hayatınıza dönüp baktığınızda çok büyük isimlerle yakın temas içerisindesiniz. Ancak onların ideolojilerinden ya da hayatlarındaki gerçekten belirleyici olaylardan söz etmek yerine Ahmet Haşim'in kız isteme merasimindeki huysuzluğundan ya da Yahya Kemal'in başka bir şairi taklit ettiği yemek masasındaki o bozulduğu anlardan söz etmek aslında biraz kendi potansiyelinizi farklı ve eksik şekilde yansıtmanız gibi bir sonuca da götürüyor insanı. Ben bu noktada keşke Mina Organ bize daha büyük detaylar verseydi demeden edemiyorum. Fahri Rıfkı'nın siyasi görüşünün değişiminin hikayesini ondan dinlemek isterdim. Bu isimler içerisinde samimiyetle ve hakkaniyetle anlattığı tek ismin Halide Edip olduğunu söyleyebiliriz. Halide Edip onun üniversitede hocalık yaptığı bölüme tepeden İsmet önünün getirmesiyle başkan olarak gelir ve iki kadının sürtüşmesi de böylelikle başlar. Halide Edip'in bu konuda yetkin olmadığını, onun akşamları eve giderken polisiye romanlar okumayı tercih ettiğini biraz alaycılıkla anlatır. Hatta Halide Edip'in kadın olarak erkekleri etkileme becerisine çok güvendiğini, ancak Atatürk'ü etkileyemediği için ondan hoşlanmadığını, bu yüzden de uzun süre onun aleyhinde davrandığını dile getirir. Bunu da çok komik bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Hal dedi bence şöyle bir şey istiyordu. Atatürk karşısına geçsin otursun ve evet Halide Hanım acaba nasıl uygun görürsünüz? Hangi inkılabı yapmak istersiniz? diye kendisine sorulsaydı Atatürk ile iyi geçinecekti der ve Halide Edip'i alaycı bir şekilde eleştirir. Böyle hikayeleri alaycı bir şekilde bizimle paylaşan Mina Urgan, Halide Edip'in yıllarca Amerikan mandacılığını savunmasından ise hiç söz etmez. Bu noktada bir okur olarak acaba bazı şeyleri ne kadar yanlı anlatmış, gerçekleri çarpıcı bir şekilde bize aktarıyor mu yoksa kendine göre mi anlatıyor demeden de edemiyor insan. Bence eserde öne çıkan ve üzerine konuşmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi de Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi profesörlerin İstanbul'da çalışabilmesinin sağlanmasıydı. Bu sayede Atatürk yetişmiş insan gücünün eksikliğini kapatmayı bilmiştir. Başta da söylediğim gibi Mina Organ romantik bir solcudur. Hatta komünizm propagandası yaptığı yıllarda acaba ne zaman hapse düşerim? Beni neden hapse almıyorlar diye de içten içe sorar. Onun hapse düşmeyi bir itibar meselesine dönüştürdüğünü söylemek mümkün. Hatta hapse düştüğünde okuyacağı kitapları bile seçmiştir. Shakespeare'in bütün oyunlarını yanına alacak çünkü o oyunların hiçbir zaman okuyarak bitiremeyeceğini düşünmektedir. Bu satırları okurken ben de acaba yanıma hangi kitabı alırdım diye de düşünmeden edemedim sanırım tercihimi Rus edebiyatından yana kullanacağım. Videonun sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda Mina Organ'ın 1982'de yaptığı bir röportajda Türk Edebiyatı ile ilgili iki önemli isimden söz ettiği paylaşımını size aktarmak istiyorum. O, kara kitabı yazdığı için Orhan Pamuk'u çok beğenir. Hatta bu kitabı iki kez okuduğunu söyler ve Orhan Pamuk'un çok daha iyi işler başaracağına inandığını da ekler. Bir diğer isim ise Oğuz Atay'dır. Oğuz Atay'ı da Tutunamayanlar eseriyle övmektedir. Ama bunu yaparken kendisini bir kediye benzettiğini de eklemekten kaçınmaz. Bu tatlı kadını okumak yerine dinlemek de mümkün. Çünkü Storytel'de sesli kitap olarak da bulabiliyoruz. Bir dinozorun anılarını. Üstelik buradaki seslendirme Mina Urgan'la o kadar örtüşüyor ki bir ara sanki yanı başınızdaymış gibi bile gelebilir. Eğer beni bu dakikaya kadar izlediyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.